Bile vakit bulunamadığına göre başka ne olabilir Malkoçoğlu? Belli ki validemin canına kıydılar. Hayır, bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Öyle değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Hakikat her neyse ortaya çıkacaktır. Dua edelim de Rabbimiz sultanımızı evlatlarına bağışlasın. Amin. Vali Bey'im, Rüstem Paşa'm, hünkârımız sizleri bekliyorlar. Şehzadem. Eğer valideme bir şey olduysa bunun vebali senin boynunadır. Sen ne diyorsun Mehmet? Bu hadisenin benimle ne alakası var? Manisa'dan gönderildin. Sen de herkes gibi validemi suçladın. Onu yaptırdığını söyledin. Sonra ne hikmetse validem aniden kayboluyor. Bu ne cüret? Benimle nasıl böyle konuşursun? Şehzadem yapmayın. Yazıklar olsun. Kendi kardeşimden bu lafları da mı duyacaktım? Mehmet. Aslanım. Acını, üzüntünü anlıyorum. Lakin hislerinin seni zehirlemesine müsaade etme. Mustafa senin abi. Seni kardeşlerini üzecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Rüstem. Mustafa abim bir suç günahı yoktu Mehmet. Manasıyla kırdın kalbini. Abimin validemden nefret ettiğini biliyorum. Bunu defalarca gördüm gözlerinde. Bizler de Mahidevran Sultan'dan nefret ediyoruz, öyle değil mi? Kendi adına konuş. Ben ancak düşmanlarımızdan nefret ederim. Lakin haklısın. Abim böyle bir şey yapmış olamaz. Bir anlık öfke işte. Böyle gelir gelmez böyle bir haber alınca kan beynime sıçradı birdenbire. Şehzadem, sultanım. Bir haber var mı Rüstem Paşa? Henüz yok. Ancak dört bir yanda tahkikat devam ediyor. Bugün yarın haber alırız. Hünkârımız nasıl Rüstem? Görebildin mi? Ben yanına gitmek istiyorum. Lakin kimseye kabul etmiyor. Keder içindeler sultanım. Biraz yalnız kalmalarında fayda var. Şehzadem, siz de bundan sonra daha dikkatli olmalısınız. Bu hadise sizin Manisa'ya tayininizle alakalı. Önünüzü kesmek isteyeceklerdir. O yüzden de bir an önce yola çıkmanızı sağlayacağım. Validem bulunmadan hiçbir yere gitmeyeceğim.